Yani Sadat benzeri birçok kuruluş mu var Türkiye'de? Sadat'ın dışındaki bir kuruluşu bugün sanırım Twitter'da hı. Erk Acarer tweet attı. Ekol Güvenlik diye hı. bir firmadan bahsetti. Onunla ilgili datayı detayları bilmiyoruz. Ama şunu görmek lazım. Dünkü programda ben de izledim programı. Hı hı. Programdaki Tanrı verdiğinin özgüveni yani beni şaşırttı açıkçası. Nasıl özgüvenden bahsediyorum? Anayasayı değiştirmekten bahsediyor. Yani devletin dili Türkçedir. Onun Arapça olmasından bahsediyor. Başkentin, bir, İstanbul, olmasından başkentin bahsediyor. İstanbul olmasından bahsediyor. Konfederasyondan bahsediyor. Hı. Bunu Avrupa Birliği ile eş tutuyor. E, Şeriat devletinden bahsediyor ve ben bunu isterim diyor. Bunun olmasını istiyorum. Benim arzum bu diyor. Şimdi bu ülkede çok kısa bir süre önce amirallerin bildirisi Montre anlaşması ile ilgili. Yani ülkenin en önemli Lozan'dan sonra belki en önemli anlaşması olan Boğazları Güvence Han ile ilgili yaptıkları bildiriden dolayı şu an bu ülkenin hani şerefli Türk subayları diyor ya Sadat'takileri. Hı hı. Asıl şerefli Türk subayları amiralleri yargılanıyorlar. Siz özgüvenle televizyon kanallarına çıkıyorsunuz. Kongreler düzenliyorsunuz. Asika diye bir konfederasyondan bahsediyorsunuz. Ve bunu Avrupa, e, Avrupa Birliği ile eşdeğer tutuyorsunuz. Avrupa Birliği'ne girdiklerinde ortak dilleri olmuyor mu diyor. İşte Avrupa Birliği oluyorsa niye İslam Devletleri Birliği olun? Orada bir e, teokratik devlet dayatılmıyor Avrupa Birliği'nde. Oradaki devletlerin tamamı laik demokratik devlet. Orada bir faşist devlet var mı yok, bir otoriter devlet var mı yok. Hepsi demokrasiyi benimsemiş ve tüm kurum ve kuranlarıyla uygulayan devletler. Hı hı. E kardeşim sen şeriat istiyorsun, şeriat devletin dilini değiştirmek istiyorsun ve Avrupa Birliği gibi değil. Bir konfederasyondan bahsediyor. Konfederasyon ne demek? Konfederasyon bağımsızlığının bir kısmını konfederasyona devrediyorsunuz demek. Konfederasyonda bağımsız devletlerin bir araya gelmesi söz konusu değil. Konfedere yapının içinde üstteki yapıya bir takım hı hı. egemenlik haklarınızı devretmeniz demek. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varoluş mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı'nın Çanakkale Savaşı'yla elde ettiği hakları diyelim bağımsızlığının bir kısmını bu insanlar gönüllü olarak başka yere vermek istiyor ve bunu nasıl yapacak? Anayasayı değiştirerek yapacak. E bundan dolayı dava açan var mı? Yargılayan var mı? Harekete geçen savcı var bir mı? Hiç soruşturma açılmamış haklarında. Haklarında soruşturma açılmamış. Ama zaten o o kadar özgüvenle söylüyor ki bu çok normal bir şeymiş gibi. 2023 hedefleri 2023. Mesela siz bu sözleri söyleseydiniz binde birini sizin hakkınızda soruşturma açılır mı? Hemen açılmaz hemen fezleke hem gelirdi iki gün sonra. Yani çok daha azını yapan. Bakın. Ergenekon kumpasında, Balyoz kumpasında bu ülkenin şerefli subayları yargılandı mı? Cezayirinde öldüler mi? Ali Tatar'ı unutmadık. Tabii. Bu insanlarla ilgili Adnan Tanrıverdi'nin köşe yazısı var kendi internet sitesinde. Ben diyor bu savcıları destekliyorum diyor. Yani ben onu not ettim. Daha önce bunu da sordum. Ee, buna Ergen, Ergenekon'un savcıları destekliyor. E, diyor ki tabii Ergenekon'un savcıları, FETÖ'cü savcıları, yaptıklarını doğru bulduğunu. Bugün nerede olduğu bilinmeyen birçok savcı destekliyor yani. Destekliyor. Ya sen ve e, orada yine bir stratejik bir tavır içinde diyor ki bizim kaynağımız Asker diyor. Asker kaynağımız yani insan kaynakları havuzumuz Asker. Aster ne? Adaleti savunanlar derneği. Bunları ilk kurduğu dernek. Bu dernek ordudan irticai faaliyet sebebiyle atılanların kurduğu dernek. Buna da diyor ki namaz kıldığı için atılan Askerler diyor ordudan. Ben asker çocuğuyum. Hı hı. Buraya gelmeden de dün onu dinlediğim için babamı aradım. Baba dedim sen 1959'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girdin. 1984'e kadar 25 yıl bil fiil çalıştın. Namaz kıldığı için atılan hiç arkadaşın oldu mu? Yok oğlum dedi. E, birlikte hareket eden, hı hı. işte e, belli cemaatlere mensup olanları attılar. Kimse namaz kıldı diye atılmadı. Ha, tam tersine dedi 12 Eylül döneminde darbeden önce... Genel kurmaya bağlı GES komutanlığı Bayrak'ta şu an Milli İstihbarat Teşkilatı'na devredilmiş olan Bayrak Garnizonu'nda Servet Bilgi komutandı, garnizon Hı. komutanıydı. O namaza gidiyor diye bütün subaylar, üst subaylar onunla beraber camiye namaza giderdi. Hiç böyle bir şey ben yaşamadım. En son görev yaptığım 5. Elektronik Birlik küçücük bir birlikti, camisi vardı. Arkadaşlarımız isteyen gider namazını kılardı. Bu ülkede namaz kıldığı için, oruç tuttuğu için Türk Sağlık Kuvvetleri'nden kimse atılmadı. Buraya atılanların da mutlaka cemaat tarikat bağlantısı vardır. Elbette hataen belki onca irticai faaliyetin içinde bir iki subay, az subay da atılmış olabilir. Şimdi ben kesin hüküm vermek istemiyorum. Ama bunların çoğu cemaat tarikat bağlantısı. Zaten bu iş bittiği Zaten andan itibaren ortaya çıkan 15 Temmuz'dan Temmuz bunu e, gösteriyor. Ordular nasıl yapılandıklarını. Evet. Dolayısıyla hani o dün konuştuğu şeylerin hepsi benim bu kulağımdan girdi, bu kulağımdan çıktı. Özgüvenine Sizin için şaşırdım. inandırıcı değildi. Hiç inandırıcı değil. Hiçbir şey inandırıcı değildi. Tek tek üstünden gidelim o zaman. Şimdi arkadaşlar ilk sesi verelim. Sadat 2012 yılında Türkiye'nin medeniyet coğrafyasındaki Türkiye'ye dost ve müttefik ülkelere savunma ve güvenlik alanında ülkelerin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatlarına yönelik özel stratejik danışmanlık hizmetleri, özel askeri eğitimler ve donatım hizmetleri vermek üzere kurulmuş bir ticari şirkettir. gayri nizami Hı. eğitim veriyor musunuz Türkiye'de? Sonra dünyaya gideceğim. Türkiye'de veriyor musunuz? Hiç vermedik. Vermiyoruz, talep edildi vermeyeceğiz. Mi? Hiç talep, talep edildi gelmedi. Mi? Dünyada Akdeniz veya... denizde yer alıyor. Gayri, gayri nizami Harp paketi. Eğitim Paketimiz var. Evet. Evet, 16 haftalık bir kurs evet. ve onu Bu Gayri nizami Harp Eğitim Paketimizi kime veriyoruz? Zaten orada belirtiyoruz. Evet. Bu silahlı kuvvetlere ve polis teşkilatına verilecek bir eğitim paketi. Sayın Tanrı verdi öyle bir bahsediyor ki paketlerden sanki telefon paketi var. Yani gayri nizami harp paketimiz var, bilmem ne eğitim paketimiz var, silahlı kuvvetlere, polislere verilecek eğitim paketimiz var. Şimdi neden bu iş için böyle bir şirkete gerek duyuyorsun? Yani silahlı kuvvetler ve polis teşkilatları zaten polis akademileri ve işte... Askeri okullarda zaten yeterince eğitim almıyorlar mı ki? Ben bilmediğim için soruyorum size. Bir de asker çocuğusunuz. Hı. Onu da daha iyi de bilirsiniz. Yani orada yeterince eğitim almıyorlar mı ki bu paketlere ihtiyaç duysunlar? Yani şimdi, özelleştirilmiş bir şey gibi. Şimdi burada e, benzer kuruluşlar var dünyada. Mesela Wagner, Wagner var. Hı. Rus. Zaten e, meşruiyet evet. meşruiyeti tartışılan şeylerden bahsediyorsunuz. Aynı şekilde. Dünyada da meşruiyeti Black tartışıyor. Walter var Tabii. ve bunlar kriminal. Yani Irak'ta savaş suçu işlemiş. Gittikleri yerlerde savaş suçu işlemiş. Gittikleri yerlerde savaş bitmiyor. Evet. Ve Böyle bir şey tabii. var. Tabii. Paralı asker bunlar. Şimdi mesela Sudan'a bir ortaklık yaptı. Belen'le ortaklık yaptı Sadat. Sudan'a nakliye gemileri gönderdi. Bir şeyler gönderdi. Ne gönderdi mesela? Sudan'da savaş var. İç savaş var Sudan'da. Yani şimdi Sadat'ı derinliğini araştırmak lazım. Sadatla ilgili bilgiyi biz söylemiyoruz. Fransız istihbaratı söylüyor. Fransa istihbaratın araştırma merkezinin diyor ki Sadat hali hazırda en az 22 Müslüman ülkede askeri danışmanlık faaliyeti yürütüyor diyor. Sadat'ın Libya'da Hafter'e karşı savaşan güçlere destek verdiği iddialarını öne sürüyor. Hı hı. Bu neyi aklımıza getiriyor? Yani devletlerin eline bulaştırmadığı işlerde kullandığı hı hı. o Blackwater gibi, Wagner gibi bir kuruluş düşüncesini kafamızın arkasını oluşturuyor ve verdiği hizmetlerde mekanet savaşları de. Aslında. Vekalet savaşları ve e, yani Türk devletinin böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Bizim parlamentomuzun onayından geçer. Yurt dışına asker göndereceksiniz. Resmi olarak o işi yaparsınız. Göğsünüzü gere gere de ilan edersiniz. Hı. Bugüne kadar Türkiye böyle bir şeye ihtiyaç duymadı. Şimdi Sadat'ın e, arkasında sadece Sadat bunlar gibi değil. Sadat'ı Blackwater'dan Wagner'den ayıran bir husus var. Nedir o? Sadat ideolojik bir kurum. Sadat'ın bir ideolojik hedefi var. Diğerleri askeri kurumlar. Tabii, parasını veriyorsun, gidiyorsun savaşıyor. savaşıyor. Ama Sadat'a sadece para verip e, bu işi yaptırman mümkün değil. <laughs> Aynı zamanda ideolojini de tutması gerekiyor. O ideoloji ne? O ideoloji şeriatçı, siyasal İslamcı ideoloji. Mehdi'yi bekleyen bir Sadat'ın e, kurucusu var. Sadece Sadat'ın değil. Bir de bu böyle matruşka gibi üçü, üçü iç içe geçmiş. Şimdi ASSAM'ı soruyorlar. Hı. ASSAM ayrı diyoruz, stratejik araştırmalar merkezi. Ya ASSAM kim? as derler, ASSAM'ı kurmuşlar. Yani Adaleti Savunanlar Derneği, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni kurmuş. Hepsi aynı. Aynı isimler, aynı kişiler. Gürcan Onat. Hem Hı. ASSAM yönetim kurulunda hem ASS'lerin başkanı. ASS'lerin onursal başkanı Adnan Tanrıverdi. Oğlu Sadat'ın başında. Aynı zamanda oğlu yine e, Melih Tanrı verdi. Aslam Yönetim Kurulu'nda. Aynı kişi, aynısınız siz. Birisi stratejik araştırma merkezi, biri dernek, biri şirket. Evet. Biriyle ticari faaliyet. Siz bakliyat mı satıyorsunuz? Siz silah satıyorsunuz. silahlı insan yetiştiriyorsunuz. Ve bunu biz, ben bir taahhütname bile imzalarım diyor. Verin bir taahhütname. Neyin taahhütnamenizini imzalayacaksın? Sen zaten anayasaya karşı suç işlediğini televizyon ekranından ikrar ettin. Yani suç işlediğini ikrar ettin. Hepiniz suç işlediniz. Suç nerede? Suç, anayasayı değiştirmek istiyorlar. Devletin dilini değiştirmek istiyorlar. E, e, Türkiye'nin egemenliğinin bir kısmını Asçika denilen bir konfederasyona vermek istiyorlar. Ülkenin başkentini kaldırmak istiyorlar. Daha önemlisi bunların Aster olarak bir anayasa teklifi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmişler. Bir anayasa teklifinde bulunmuşlar ve layıklık ilkesi kalksın demişler. Anayasanın değiştirilemez ilkesi...